Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle 10 numara bir tarifim var. İyi seyirler diliyorum. Uygun bir yoğurma kabının içerisine 600 gram kadar kıyma aldım. Bu miktarı evdeki kişi sayısına göre arttırıp azaltabilirsiniz. 1 çay bardağı galeta unu boşaltıyorum. Hemen üzerine 1 çay kaşığı karbonat tuz, kırmızı toz biber, karabiber ve kimyon kullandım. Kullandığım tüm ölçü miktarını videomun altında açıklamalar kısmında ekleyeceğim. Şöyle hemen iki diş de sarımsak rendeliyorum. Köfte baharatında eğer bu kullandığım baharatlardan farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Damak tadınıza göre baharat miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. bir orta boy kuru soğanı rendeledim suyunu sıktıktan sonra hemen kıyma harcımın üzerine boşaltıyorum yarım çay bardağı da su boşaltıyorum şöyle bakın yarım çay bardağı kadar su kullandım hemen elimle yoğuruyorum 15 dakika mutlaka köfte harcımı yoğuruyorum Özellikle çocuklu evlerde bu köfte çok seviliyor. Bir kez de olsa denemenizi tavsiye ederim sizlere. Kaşarlı köfte hazırlayacağız bugün. Videomun sonunda sunum aşamasında sizlerle paylaşacağım. Şöyle toparladım. Eğer vaktiniz varsa bir yarım saat bu köfteyi dinlendirmenizi tavsiye ederim. Şöyle büyükçe bir parça kopardım. Göz kararı. Streç film sermiş oldum. Tezgahımın üzerine şöyle köftemi açıyorum elimle. her tarafa eşit kalınlıkta olacak şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Dilimlemiş olduğum kaşar peynirlerini yerleştiriyorum ve şu şekilde kapatıyorum. Bir poğaça kapatırmış gibi şöyle iyice bastırıyorum. Görüntüsü çok güzel ve sunumu da çok güzel oluyor. Şöyle tamamladım. Hemen streç filmimi açıyorum. Şöyle kaşarlı köftelerimi hazırlamış oluyorum. Kenarlarından bastırabilirsiniz damın tozam olması için. Bütün harcım bitinceye kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. İlk kez deneyecek olan arkadaşlarım için hızlı bir şekilde bir kez daha gösteriyorum. Toplamda 13 tane köfte elde ettim. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin üzerine sıralıyorum. Bu arada fırınımı ısıtmaya aldım. 180 derece alt üst ayarlı fırında yaklaşık 20-25 dakika pişireceğim. Son köftemi de yerleştirdikten sonra hemen ön ısıtma yapmış olduğum fırınıma gönderiyorum. Fırından fırına değişecektir pişme süresi. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Benim kullanmış olduğum fırında toplamda 20 dakikada pişti. Hemen bir servis tabağının içerisine aldım. Sizlere yakın plandan da göstermek istiyorum. Ben yanında bulgur pilavı hazırladım biberli, soğanlı, bulgur pilavı ve şöyle yazdan, yazdan, hazırlamış olduğum sosum vardı. Bu sosunun tarifini linkini de bu videonun altında paylaşacağım. Mutlaka bu sostan yapın. Köftelerinizi yanında kahvaltıda kullanabilirsiniz. Sossuz da servis yapabilirsiniz bu, ve bu köfteyi. Şöyle biraz sosumdan sürüyorum. Hemen dilimleyip iç yapısını da göstereceğim. Balkan köftesi lezzetinde muhteşem bir kaşarlı köfte hazırladık mutlaka deneyin ve kaydedin aklınızda bulunsun diyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Eğer denerseniz olumlu olumsuz geri dönüş yapmayı unutmayın. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun.